İsmail Özdemir, Suriyelilere vatandaşlık vermek, Akdeniz'e uzanan PKK koridorunu destekler. Ramazan ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiliste katıldığı bir iftar programında, Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelmiş olan Suriyelilere vatandaşlık vermeyi planladıklarını duyurdu. O günden sonra da bu mesele sadece siyasi zeminde değil, toplum nazarında da hemen her çevre tarafından yoğun bir şekilde eleştirilen bir konu oldu. Şurası açık ki, Türk milleti insanlık tarihi boyunca bütün mazlum milletlere kucak açmış, aman dileyen kim olmuşsa ona merhametle yaklaşmıştır. Dolayısıyla Suriyelilere kapımızın açılması tarihi, milli, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur. Bu nedenle ülkemizi güvenilir ve emin bir yer olarak görüp kapımıza gelen Suriyelileri topraklarımızda kendi ülkelerinde yaşanan sorunlar geçinceye kadar misafir etmek doğru bir davranıştır. Dikkat edilirse buna kimsenin hiçbir millet ferdinin itirazı olmadığı gibi çoğu zamanlarda Türkiye'de bulunan Suriyeliler için yapılan yardım kampanyalarına dahi Türk milleti son derece duyarlı yaklaşmıştır. Ne var ki sayıları 2,5 milyonu aşmış olan Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınması bahsinin gündeme gelmesiyle beraber başlayan tartışmalar milletin vicdanında yer bulmamıştır. Bulması da mümkün değildir. 3 milyon aşkın sayıda işsizin bulunduğu ülkemizde Suriyelilerin vatandaşlığa alınmasıyla beraber oluşacak sosyal krizlerin ne olduğunu AKP belki görmüyor, belki umursamıyor olabilir. Ancak millet bunun ne anlama geldiğini herkesten çok daha iyi biliyor. Ecdadı bu toprakların vatan olması için şehit olmuşken, kendisi bu vatanın bağrında büyüyüp, yetişmiş ve ülkesine karşı samimi duygularla bağlıyken, bu koşulları taşımayan çok sayıdaki Suriyelinin vatandaşlığa alınmasını bu millet elbet ki hazmedemez. Sorun sadece tüm toplum kesimlerini olumsuz yönde etkileyecek ekonomik problemlere yol açmayacağı gibi sosyal sıkıntıları da beraberinde getireceği bellidir. Geride bıraktığımız günlerde Konya Beyşehir'de sokak köpeği yüzünden başlayan mahalle sakinleriyle Suriyeliler arasında çıkan ve neticesinde iki kişinin hayatını kaybettiği kavga bu sosyal sıkıntılara verilebilecek en güncel örnektir. MHP Değerli Sayın Devlet Bahçeli dün mecliste gerçekleştirdiği grup konuşmasında bu hususu son derece etkili ve isabetli olarak Suriyelilerin neden olduğu sosyal uyumdaki açmazlar, sınır il ve ilçelerimizdeki asayişsizlik ve ahlaki problemler toplumsal huzurumuzu tehdit etmektedir şeklinde değerlendirmiştir. Sayın Bahçeli'nin aynı konuşmasının devamında yaptığı Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü dil, soy ve din unsurlarını aşan tarihi bir olgudur. Tüm Türk vatandaşları Türk milleti kimliğine bütünleşmiştir. Devletin temel unsuru olan tek millet olgusu bütün bu unsurların iştirakiyle vücut bulmuştur. Değerlendirmesi de milli vicdanın Suriyelilerin vatandaşlığa alınması tartışmalarındaki temel ölçüsünü yansıtmıştır. Diğer yandan sorunun henüz tartışılmayan milli güvenlik ayağı da mevcuttur ki, gerçekte atlanılmaması ve asıl bakılması gereken sahada burasıdır. Ülkemizde bulunan Suriyelilerin büyük bir çoğunluğu Suriye'nin kuzey bölgelerinde bulunan yerleşim yerlerinden gelenlerden oluşuyor ki bu durum bir sır değildir. Bunun nedeni ise Esad'ın muhalifler üzerindeki saldırılarıyla başlayan ve ardından IŞİD ile PKK PYD arasındaki çekişmenin yaşandığı, yani en yoğun çatışma alanlarının bulunduğu bölgenin Suriye'nin kuzey olmasından kaynaklanıyor. Ancak özellikle PKK-PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde gitgide ilerlemesiyle beraber Türkiye'ye yönelik yoğun bir Suriyeli akınının geldiği arşiv kayıtlarında mevcuttur. PYD bu durumu planlı bir şekilde gerçekleştirerek Suriye'nin kuzeyindeki çok sayıdaki Türkmen ve Arabı uzun süredir Türkiye'ye zorunlu olarak göç ettirme çabası içerisinde olmuştur. pkk Türkmenler ve Araplardan boşalan yerlere ise Irak'ta bulunan Mahmur kampından çok sayıdaki Kürt nüfusu yerleştirmiş, dolayısıyla Suriye'nin kuzeyindeki demografik yapıyı değiştirmeye yönelik adımlar atmıştır. PKK PYD bölgenin demografik yapısını değiştirmede başarılı olmazsa bırakın Suriye'nin kuzeyinde sözde federasyon ilanını fiiliyata dökmeyi. Hedeflediği alanda uzun süre kalamayacağının dahi farkındadır. Bu durumu Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura da geride bıraktığımız günlerde tescil etmiş ve Suriye'de bulunan Kürt nüfusun ülkenin genel nüfusunun sadece yüzde %4'ünü oluşturduğunu söylemiş. Bu nedenle de PKK-PYD'nin iddia ettiği gibi federasyon söylentisinin gerçeği yansıtmadığını belirtmiştir. Oysa çoğu Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere Suriye'de 4 milyonun üzerinde bir Türkmen varlığı bulunmaktadır. Açıktır ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilere vatandaşlık vermeyi hedeflediklerini söylerken, bu çaba doğrudan doğruya PKK-PYD'nin demografik yapıyı değiştirerek, Suriye'nin kuzeyini tümüyle kontrolü altına alma arayışına zemin hazırlayacak hatta bu projeyi destekleyecek girişimlere kapı aralamaktadır neticesinde Irak'tan başlayıp Suriye'nin kuzeyiyle devam ederek Akdeniz'e çıkarılması hedeflenen PKK koridoru Suriyelilere vatandaşlık verilmesi sayesinde bizzat Erdoğan ve AKP eliyle sağlanmış olacaktır. Sonuç olarak PKK PYD'yi Suriye'de öncelikli tehdit olarak gördüğünü iddia edenlerin Suriyelilere vatandaşlık verilmesi projesi hayata geçerse bu terör örgütüne en hayati alanda bilerek ya da bilmeyerek büyük bir destek sunacakları önlerini açacakları dikkatlerden çıkarılmamalıdır.